geçeyim hocam. Altan gel. Esselamu aleyküm. Kıymetli basın mensupları ve misafirlerimiz, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklayıp bağrıma basıyorum. Gösterdiğiniz bu büyük ilgiden dolayı hepinize sözlerime başlarken kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumanız mübarek olsun. Bugün mübarek Cuma günündeyiz. Bizim uzun süreden beri alışkanlığımız Cuma namazını Hamidiye Camisi'nde kılmaktır. Hamidiye Camisi'nde Cuma namazımızı kılan Saadet Partisi'nin kıymetli yöneticileri, hocam madem ki basın toplantınız Cuma namazının hemen arkasındandır, o halde Hamidiye Camisi'nden sonra lütfen buyurun, bizim Saadet Partimizin Cuma günleri adet olan yemeğinde hazır olun ve basın toplantısını da onun toplantı salonunda yapın. Davetinde bulundular. Ben nezle memnuniyetle bu daveti kabul ettim. O sebepten dolayı ki basın toplantımızı Saadet Partimizin bu salonunda yapıyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi bir kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu basın toplantımızda dört konu üzerinde kısaca duracağız inşallah. Bunlardan bir tanesi memnu hakların iadesi konusudur. Öbürü şimdi ne olacak? Üçüncüsü 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin manası. Bu seçimlerin yorumu. Dördüncüsü ise parlayan yıldız milli görüş. Türkiye ve insanlığı yeni bir saadet dünyasına nasıl kavuşturacak? Memnu hakların iadesi konusunda sizlere gereken kanun ve mahkeme kararları ve sicil sureti dağıtılmıştır. Bildiğiniz gibi son yıllarda ülkemizde birçok reformlar yapıldı, kanunlar değiştirildi. Bu değişiklikler meyanında 5237 sayılı ceza kanunu aşağıdaki şeklini aldı. Bu şeklin birkaç cümlesini sadece okumakla yetineceğim. 5237 sayılı kanunun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma başlığı altındaki 53. maddesinde aynen şunlar yazmaktadır. Bir kişi herhangi bir cezaya mahkum olduğu takdirde bu ceza münasebetiyle kendisi, her tarafını okumuyorum, ilgili kısımlarını okuyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda atamaya, seçilmeye tabi bütün memuriyet ve hizmetlerden istihdam edilmekten yoksun bırakılabilir. Ayrıca seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan da yoksun bırakılabilir. Böylece bir takım haklardan yoksun kalabilir demektedir. Ancak ikinci maddesinde kişi bu mahkumiyeti dolayısıyla bunlardan yoksun kaldığı zaman bu yoksunluk cezanın infazını tamamlanıncaya kadar devam eder, ondan sonra ortadan kalkar demektedir. 5237 sayılı kanun hükmü budur. Yeni değişiklikle bu şekli almıştır. Adli Sicil Kanunu'nun ise 13A maddesi 2. fıkrası şu hükmü ihtiva etmektedir. Ceza infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukuki nedenle son verilmiş olması halinde bizim halimizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu kararla bizim infazımıza son verilmiştir. Bu sebepten dolayı bu gibi hallerde yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidebilmesi için hükmün kesinleştiği tarihten itibaren
5 yıl geçmesi gerekir. Hükmün kesinleştiği tarihten itibaren. 5 yıl geçmesi gerekir. Ancak bu süre kişinin hapis cezasına 3 yıl eklemek suretiyle bulunacak süreden az olamaz. Demektedir. Kanunların bu hükümleri çerçevesinde yasakların iadesi için ilgili mahkemeye müracaat edilmiştir. 9. Ağır Ceza Mahkemesi bu hususta yapmış olan müracaatı incelemiş ve memnun hakların iadesine karar vermiştir. Bu husustaki mahkeme kararı sizlere takdim edilmiş bulunmaktadır. Bu karar kesinleşmiştir ve buna dayanarak da Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alınmış olan adli sicil belgesi de yine sizlere takdim edilmiştir. Gördüğünüz gibi bu adli sicil belgesinde kendisinin adli sicil kaydı yoktur denmektedir. Yani adli sicilimizdeki her şey silinmiştir, ortadan kalkmıştır. Bütün bu olayların hepsinin bu tahdidler niçin kondu? Nasıl kondu? Bunu inşallah sırası geldiği zaman ayrı bir basın toplantısında ele alacağız. Ve göreceksiniz ki bunlar hukuki sebeplerden değil, bir takım dış güçlerin etkisiyle tamamen siyasi sebeplerden meydana gelmiş olan sonuçlardır. Türkiye'mizi ve şartları tanımak bakımından bunların açıklanmasında büyük yarar vardır. Ayrı bir konu olduğu için bu hususu ayrı bir basın toplantısında inşallah ele alacağız. Şimdi böylece tam 11 yıl sonra tekrar normal bir vatandaş olma imkanına kavuşmuş bulunuyoruz. Dış güçler açısından bu çok büyük bir olay. Onlar çünkü 40 seneden beri bizim yapmış olduğumuz mücadelede her yoldan bizim çalışmalarımızı engellemek için ellerinden ne geldiyse yapmıştır. Fakat Allah büyüktür ve Allah'ın dediği olur. Cenab-ı Allah benim yoluma sizi ihlasla hizmet ederseniz ben size yardım ederim. Ancak siz galip gelirsiniz, kimse size galip gelemez buyuruyor. Biz elhamdülillah Rabbimizin bu sözüne, bu vaadine inanıyoruz, çalışıyoruz. Allah'ın yardımıyla inşallah insanlığın ve Türkiye'mizin beklediği hizmetleri yapmak için de elimizden gelen gayreti göstermek nasip olacaktır. Cenab-ı Allah'tan niyazımız, duamız budur. Şimdi böylece yeni bir noktaya gelmiş bulunuyoruz Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Dış güçler başta olmak üzere, onlar sizden daha çok merak ediyor. Şimdi ne olacak diyorlar. Ben size şimdi ne olacağını şu cümlelerle ifade ediyorum. Şimdiye kadar aziz milletimiz ve bütün insanlığın saadeti için milli görüşün iktidara gelerek yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulması için ne gayretle çalışılmış ise bundan sonra da aynı gayretle çalışılacaktır inşallah. Bizim her zaman belirttiğimiz söz kulaklarınıza gelmiştir. Kapınızın dışında hangi sıfatın, hangi etiketin, hangi görevin yazıldığı mühim değildir. Mühim olan kalbinizdeki niyet ve çalışma gayretinizdir. Bu sebepten dolayıdır ki bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi daha da büyük bir gayretle ve aynı gaye için bütün gücümüzle inşallah çalışacağız. Bu çalışma nasıl yapılacaktır? Bunun belirtilmesi için 29 Mart seçimlerine bir bakış yapmakta ve onun değerlendirmesinde yarar görüyorum. 29 Mart seçimleri için sonuçlar ilan edilmiştir ve bu sonuçlar hepiniz tarafından bilinmektedir. Burada da bunu bir perdeye düşürmek suretiyle göstereceğiz. Burada dikkati çeken husus görüldüğü gibi Saadet Partisi'nin 2007 yılındaki milletvekili seçiminde
bütün Türkiye'de almış olduğu oy oranı %2,34 iken %5,17'ye çıkmıştır. 5,2'ye çıkmıştır. Bütün partilerin oylarına dikkate alacak olursanız AKP %46'dan 47'den %38'e düşmüştür. Yani takriben %10'a yakın bir oy kaybına uğramıştır AKP. CHP %2 kadar oy kazancı elde etmiştir. Çünkü %21'den 23'e çıkmıştır. MHP %2 kadar oy kazanmıştır. En fazla oy kazanan parti Saadet Partisi'dir. 2,34'ten 5,17'ye, 5,2'ye çıkmıştır. Bu rakamlar bize çok büyük mana ifade etmektedir. Size bunun gerçek manasını açıklamadan önce Saadet Partisi'nin kazandığı belediyeleri de bir an için göstermek istiyorum. Burada Saadet Partisi'nin kazandığı belediyeler gösterilmiştir. Görüldüğü gibi Saadet Partisi bu seçimlerde büyük bir başarı göstererek belediye adetlerinde büyük artışlar meydana getirmiştir. İkinci tabloyu da ikinci sayfasında gösterelim. Saadet Partisi'nin aldığı belediyeler buradadır. Urfa ili ve bunun yanında birçok ilçeler ve beldelerin belediyelerini Saadet Partisi kazanmıştır. Eski belediyelere nazaran belediyelerin adedini çok büyük oranda arttırmıştır. Sadece oy oranı değil. Şimdi birkaç rakama dikkatlerinizi çekiyorum. Önce bir defa bir önceki milletvekili seçiminde partilerin güçleri milletvekili seçiminde Türkiye genelinde aldıkları oyla ölçülür. Saadet Partisi sadece 821 bin oy almış idi. Bu seçimde 29 Mart'ta bu oy 2 milyon 61 bine çıkmıştır. Seçmen sayısı 42 milyon iken 48 milyona çıktığı dikkate alınacak olursa %14 seçmen sayısı artmış. Saadet Partisi'nin oy oranının %220 arttığı. Eski oya nazaran yeni aldığı oyu doğrudan doğruya çıplak olarak mukayese edersek %251 artmış olduğu görülmektedir. Saadet Partisi bu bir belediye seçimi olmak itibariyle sadece il genel meclisinde değil, belediye merkezlerinde de büyük bir oy artışına mazhar olmuştur. Bütün belediyelerde, il merkezlerinde 606 bin oy almış olduğu halde bundan önce şimdi 873 bin oy almıştır. Bir önceki seçimde il genel meclis seçimlerinde 1 milyon 297 bin oy almıştı. Şimdi 2 milyon 61 bin oya çıkmıştır. Görüldüğü gibi bütün partiler arasında en büyük gelişmeyi, en büyük inkişafı, en büyük sıçramayı Saadet Partisi yapmıştır. Ve seçimin parlayan yıldızı olmuştur. Kazandığı belediyeler açısından bakacak olursak Saadet Partisi 1 il, 26 ilçe, 58 belde belediyesi kazanmıştır. 2004 seçimlerinde hiçbir il belediyesi kazanamadığı halde bu seçimde Sanlıurfa ve Sanlıurfa gibi çok büyük bir ilimizin belediyesini kazanmış olması önemli bir adımdır. 2004 seçimlerinde 13 ilçe kazandıyken şimdi 26 ilçeye çıkmıştır. 49 belde 56 beldeye çıkmıştır. Ve bu beldeleri ve belediyeleri Saadet Partisi %70'ini AKP'den almıştır. 81 il genel meclis seçim sonuçları açısından baktığımız zaman Saadet Partisi 10 ilde %10'un üzerinde oy almıştır. 6 ilde %7 ile 10 arasında oy almıştır. 5 ilde %5 ile 7 arasında oy almıştır. 60 ilde ise %5'in altında oy almıştır. Milletimiz böylece önümüzdeki milletvekili seçimleri için işaretini vermiştir. Saadet Partisi'nin 4 ilde aldığı oy %20'nin üzerindedir. 6 ilde aldığı oy ise %10'un üzerindedir. Şimdi size grafik halinde oy sonuçlarını 40 yıllık Milli Görüş tarihinde alınmış olan oy sonuçlarını takdim ediyorum. 40 yılda alınmış olan oy sonuçları gördüğünüz gibi 1969'dan itibaren 74-78'de başlamış, bugüne kadar şekildeki grafik halinde devam etmiştir.
bunu sütunlar halinde görecek olursak öbür şekle geçelim lütfen. Böyle bir değişim görüyoruz. İnişli çıkışlı bir sonuç tablosu görüyoruz. Bu inişli çıkışlı sonuç tablosunun değerlendirilmesi çok büyük mana taşımaktadır. Bu değerlendirme için lütfen öbür şekle geçelim. İşte bütün milletimizce bilinmesi lazım gelen tablo bu tablodur. Bu tablo 40 yıllık milli görüş tarihini özetleyen ve çok büyük dersler alınması lazım gelen bir tablodur. Bu tabloda ne görüyoruz? 1969 yılında Milli Görüş 14 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bu sene 2009'dur. Onun için inşallah 14 Ekim 2009 tarihinde Milli Görüş'ün 40. yıl dönümünü kutlayacağız hayırlısıyla, Allah'ın lütfuyla. Bu 40 yıl esnasında neler olmuştur? Alınması lazım gelen çok mühim dersler vardır. Önce Türkiye 1945 yılında çok partili hayata geçti dış güçlerin etkisiyle. İlk önce kurulan partiler temel itibariyle batıdakileri taklit eder şekilde kuruldular. Bunlar milletimizin beklediği, özlediği hizmetleri veremediler. Bir takım faydalı hizmetler yapmışlardır, gayret göstermişlerdir. Fakat ana politikaları milli görüş olmadığı için milletimiz bunlarda aradığını bulamamıştır. Çok partili hayata geçtikten takriben 25 yıl kadar sonra 1969'da milletimiz adeta patlamıştır. Ben milli görüşü istiyorum demiştir. Ve 69'dan itibaren en kısa zamanda milli görüş bir şahlanışla, birinci şahlanış dediğimiz şahlanış ile iktidara gelmiş. 73-78 yıllar arasında 4 yıl 3 tane hükümet kurmak suretiyle milletimize büyük hizmetler yapmıştır. Bu hamleye biz birinci şahlanış diyoruz. Kıbrıs zaferi bu dönemde kazanılmıştır. Büyük ağır sanayi hamleleri bu dönemde yapılmıştır. Ve Türkiye'de milli görüş hamleleri bu dönemde başlamıştır. Ortağımız hükümetlerin başkanları efendim bu koalisyonlarda hep milli görüşüne dediyse o yapılmıştır demişlerdir. Bunun sebebi milli görüşün hak oluşudur ve kimseye bir baskı yapılmamıştır. Her şey bakanlar kurulunda münakaşa edilmiş, görüşülmüş. Milli görüş haklı olduğu için, akıl içinde yol bir olduğu için sonunda hep beraber ittifakla karar vererek milli görüş yoluna gidilmiştir. Böylece bu iktidarlarda ağırlık merkezi hep milli görüş olmuştur. Çünkü milletin doğal, kalıcı iktidar çözümü ancak milli görüştür. Peki bütün bunlar yapıldı da ne oldu? Unutmayalım ki Türkiye dünyanın en mühim ülkesidir ve dış güçler vardır. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen, kendi planlarına mani olarak gören dış güçler, Türkiye'de milli görüşün önünü kesmek için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermişlerdir. 40 yıllık tarihimiz bu gerçeği gösteriyor. Bakınız, biz bu büyük zaferleri, Kıbrıs zaferini kazanıp, şimdi bu zaferleri ağır sanayi hamlesine devam edeceğiz deyip, ağır sanayi programımızı açıkladığımız zaman, Amerikan CIA Başkanı Clifford, Şubat 1970-77 senesinde Türkiye'ye geldi. 1977 senesinde yapılacak olan seçimler Kasım ayında yapılacağı halde bu seçimleri 5 ay öne aldı. Sabah kahvaltısını Sayın Demirel'le, öğlen yemeğini Sayın Ecevit'le yedi. Akşam saat 5'te seçimlerin öne alındığı ve don sisteminin tamamen değiştirildiği bize karşı matematik araştırmalar yapan arkadaş sonradan geldi. Bu görev bana verildi dedi. Bana dediler ki don sistemini nasıl değiştireceğiz ki o zamanki Milli Selamet Partisi en az milletvekili çıkartsın. Bunun matematik araştırmasını ben yaptım diyen arkadaşla ben tanıştım. Bu araştırmalar yaptırdılar ve böylece 1977 yılında seçimler öne alındı.
Buna rağmen Milli Görüş'ün oyları arttı. Milli Görüş yeniden hükümet oldu, üçüncü hükümetini kurdu. Seçimlerle Milli Görüş'ü yenemediler. Bunun üzerine ne yapıldı? Bildiğiniz gibi Güneş Motel oyunu oynandı. Yani bizim taraftan, daha doğrusu ortağımızdan bir takım insanlar karşı tarafa geçirildi. Mecliste çoğunluğumuz kalmadı. Buna rağmen mecliste biz yine en mesir güç olduk. Hakkın kendisini başkasına kabul ettirmesi için yeteri gücü bizatihi kendi içinde mevcuttur. Bundan dolayı biz 1979 yılında gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse çeşitli kanunlarda aritmetiğimize rağmen meclisin en müteessir gücü olduk. Baktılar ki bizi hükümetten indirmek yetmiyor. İhtilal yapılması suretiyle Türkiye'de bütün partilerin kapatılmasına karar verildi. 12 Eylül 1980 ihtilali böylece yaşandı. Ve bizim birinci şahlanışımız bu şekilde durdurulup engellenmeye çalışıldı. 1983 yılında partiler yeniden kurulmaya başlandığı zaman bu sefer Refah Partisi kuruldu Milli Görüşüm Partisi olarak. Bu ikinci şahlanıştır. Şekilde görüyorsunuz, ikinci şahlanış 1983'te başladı ve hızla yürüdü. 15 sene içerisinde oy oranımız ta %36'ya kadar çıktı. Ve biz 1995 seçimlerinde %22 olarak en büyük parti olduk ve hükümetimizi kurduk, 54. hükümeti kurduk. Efsanevi hizmetler yapıldı. Bütün bu hizmetler dış güçlerin hoşuna gitmedi. Bunun üzerine bizim bu zirveye tırmanışımız karşısında bu sefer hepinizin bildiği gibi 28 Şubat oyunu oynandı dış güçler tarafından. Böylece Refah Partisi'nin kapatılması, parçalanması ve bir parçası vasıtasıyla işbirliği yapılmak suretiyle yanlış politikalara sapılması dış güçler tarafından gerçekleştirildi. Grafikte gördüğünüz gibi tekrar Milli Görüş %2,5'a düştü. Saadet Partisi'nin kurulmasıyla ilk seçimde %2,5 oy aldı. Şimdi üçüncü şahlanışı yapıyoruz. Üçüncü şahlanışta gördüğünüz gibi şimdi %5,2'ye çıktık. Süratle önümüzdeki seçimde inşallah büyük bir atılım yaparak iktidara geleceğiz Allah'ın lütfuyla. Böylece hem Türkiye hem de bütün insanlık kurtulacak. Bu üçüncü şahlanışımızdır. 26 Ekim 2008'de yapmış olduğumuz kongremizde üçüncü şahlanışımız başlamıştır. Parlak bir kongreyle Saadet Partisi yeniden bir yıldız gibi parlamaya başlamıştır. Bunun arkasından 29 Mart seçimlerinde en büyük atılımı göstermek suretiyle Saadet Partisi böylece yeniden Türkiye'nin iktidarına yürümektedir. Şimdi bulunduğumuz noktadan itibaren gece gündüz çalışmak suretiyle önümüzdeki seçimde Saadet Partisi'ni barajı geçirmek değil, yeniden iktidar yapmaktır hedefimiz. Bunun için Saadet Partisi bütün Türkiye satında canla başla çalışmaktadır. Burada bir noktaya dikkatinizi çekiyorum. Görüyorsunuz ki millete sorduğunuz zaman, dış güçlerin etkisi olmadığı zaman bu millet her zaman Milli Görüş istiyor. AKP'nin aldığı oylar Milli Görüş'e veriyoruz diye verilen oylardır hepinizin bildiği gibi. Bu oylar Milli Görüş'ün oylarıdır. Dış güçler ne yapıyorlar? Demokratur oyunu oynuyorlar. Demokrasi değil. Bu oyunu nasıl oynuyorlar? Horoz dövüşü ve narkozlamayla oynuyorlar. Sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de ırkçı emperyalizm dünyayı kontrol altında tutmak için bu oyunları geliştirmiş. Think tank meseleleriyle, ekipleriyle, modelleriyle, takımlarıyla bütün dünyayı kontrol altında tutmak için harıl 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 ayrıca bir başka bölüm çalışma yapılmaktadır.
bu yapılmış olan çalışmalar ile ellerindeki medya ile halkı narkozluyorlar, aldatıyorlar. Halk kendi haline kalsa milli görüşten ayrılması mümkün değildir. Bu sebepten dolayı halkı etkilememek için elden gelen gayreti gösteriyorlar. Çeşitli mekanizmaları kullanıyorlar ve böylece milletleri kendi yerine bırakmıyorlar. Demokrasi demek halkın kendi kendisini idare etmesi demektir. Demokratur halkın idareye, yönetime alet edilmesi demek. Dış güçler halkı alet ediyor. Kendi maksatlarını siz seçtiniz diyor. Biz seçtik de bu nasıl seçimdir? Partilerden birisine bir yılda bütçeden 250 milyon veriyorsunuz, öbürüne hiçbir şey vermiyor. Birisini 30 televizyonla millete tanıtıyorsunuz, horoz dövüşüyle, birisini ikisini başka parti yokmuş gibi gösteriyorsunuz. Bu şartlar altında millet serbest olarak mı seçim yapıyor? Sonra da gelip siz seçtiniz diyorsunuz. Şimdi aziz milletimizin yıllardan beri 40 yıl oldu milli görüş mücadelesi. Artık bu gerçekleri öğreneceği vakit gelmiştir. Şimdi biz önümüzdeki dönemde bir yandan milli görüşün iktidara gelmesi için teşkilat çalışmaları yaparken, eğitim ve şuurlandırma çalışmaları yaparken, öbür taraftan da 75 milyonluk milletimizi narkozdan uyandırma ve aydınlatma çalışmalarını yapmak öncelikli olduğumuzu biliyoruz. Milletimize oynanan oyunları anlatacağız. Bir daha bu oyunların oynanmaması için, aldatılmaması için. Ve kurtuluşun milli görüşte olduğunu milletimiz kendi haline kaldığı zaman zaten çok iyi bilmektedir. Bunu apaçık bir şekilde görecektir. Ve bunlarla iktifa etmeyeceğiz. Aynı zamanda yeni bir dünya kurulması çalışmalarınızı da bütün gücümüzle süratle yürütüp sonuca eriştireceğiz. Efendim siz hep çalışıyorsunuz. Millet sizi tercih ediyor. İmkan bulduğu zaman iktidara getiriyor. İktidarda efsanevi hizmetler yapıyorsunuz. Ama arkasından bir takım entrikalar çevriliyor. Tekrar sizin oy oranınız düşürülüyor. Şimdi tekrar iktidara geleceksiniz. Yeniden aynı oyunların çevrilmemesi için tedbiriniz nedir? Siz yerinize ben eminim suali soruyorum. Bak 40 yıllık tecrübeyle geliyoruz. Sadece oy almakla yetinmeyeceğiz. Millete gerçekleri öğreteceğiz, aydınlatacağız ve yeni bir dünya kuracağız. Yani dış güçler, ırkçı emperyalizm Türkiye'yi istediği gibi oynatamayacak. Etkileyemeyecek. Buna göre yeni bir dünya kuracağız. Çünkü Türkiye'nin ve bütün insanlığın saadeti için bu zaruridir, elzemdir. Bu sebepten dolayı şimdi bu üçüncü şahlanışımız bugüne kadarki 40 yıllık tecrübeyle yapılan bir şahlanıştır. Bir yandan en kısa zamanda en büyük nispetle oy almanın tedbirleri alınacak. Öbür tarafından milletimiz aydınlatılacak. Dış güçlerin oyunlarına karşı ve dış güçler bu oyunları bir daha yapamayacağı şekilde yeni bir dünya kurulacak. Bizim yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya kurulması sözlerimiz boşu boşuna söylenmiş sözler değildir. Çünkü biz sadece Türkiye'deki partilere karşı iktidara gelmek için çalışıyor değiliz. Dünyayı kendisine köle yapmak isteyen zihniyete karşı bütün insanlığa hakkını vermek için, yeryüzünde adil bir düzenin kurulması için çalışıyoruz. Yeni bir dünya için çalışıyoruz. Bizim işimiz öbür partilere benzemez. Öbür partiler işbirlikçi partilerdir. Onların iddiaları ben sömürücülük sistemini senden daha iyi tatbik ederim. Sen benden daha az tatbik edersin. Aralarındaki iddia bundan ibarettir. Biz onlardan farklıyız. Biz milletin kendisiyiz. Bu millete tarihteki şerefli yerini kazandırmak bizim görevimiz. Milletimiz olarak. O sebepten dolayıdır ki bizim görevimiz diğer partilere benzemez. Sadece en fazla oy almamız yetmiyor. Demin söylediğim gibi milletimizi aydınlatmak ve aynı zamanda da dış güçlerin
Türkiye'nin istediği gibi iç işleriyle oynamasına müsaade etmeyecek şartları gerçekleştirmek bizim görevimiz. Böylece her zaman ifade ettiğimiz gibi bulunmuş olduğumuz tarihi noktada acaba yumuşak lokma yapılıp İsrail'e vilayet mi yapılacağız yoksa tarihteki şerefli mi yerimizi mi alacağız? Bulunduğumuz nokta bu ayrım noktasıdır. İşte şimdi milli görüşün üçüncü şahlanış hamlesiyle tarihteki şerefli yerimizi alma yolunda gereken çalışmaları yürütmekteyiz. O sebepten dolayı bu açıklamalar yaptıktan sonra şimdi ne olacak sözünü bir kere daha iki cümleyle topluyorum. Birincisi, yeni bir dünya kurulacak, yeniden büyük Türkiye kurulacak, yaşanabilir bir Türkiye kurulacak. İkincisi, bu kuruluşlarda efendim sıfatınız ne olacak, göreviniz ne olacak? Sualine de cevabım, kapıda yazılan levhanın kıymeti yoktur. Kalbin içindeki inanç ve gayretindir kıymeti. Bu inanç ve gayret inşallah bugüne kadar olduğundan daha da hızlı bir şekilde devam edecektir. Allah'ın lütfuyla temennimiz, duamız budur. Türkiye'miz ve insanlığın kurtuluşunun milli görüşün kuracağı yeni bir dünyaya bağlı olduğunu bilerek bunları söylüyoruz. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. İnanıyorsanız üstünsünüz. Sözüyle sizleri muhabbetle selamlayarak açıklamalarımı burada noktalıyorum. Buyurun. Sözlerinizden aktif siyasete döneceğinizi anlayabilir miyiz? Eğer dönecekseniz Saadet Partisi'nin başına mı geçeceksiniz? Ve şu anda salonda Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'u göremiyoruz. Neden burada değil efendim? İstanbul'da. Numan Bey İstanbul'da programları var. Kendisi adım adım şimdi televizyondan bu toplantımızı takip ediyor. Bildiğiniz gibi sadece seçimler esnasında değil, seçimlerden sonra da kollarını sıvadı, Allah razı olsun, canla başla görülmemiş bir performansla en başarılı çalışmaları yürütüyor. Aktif siyasetle yer alacak mısınız? Mesajınızı tam açık olarak alabilir miyiz acaba? Bundan sonraki ilk milletvekili seçimlerinde genel başkan adayı olacak evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz aktif siyaset, siyaset diye bir şey kabul etmiyoruz. Vatan sevgisiyle yapmış olduğumuz çalışmalardır. Biz bunları ibadet aşkıyla yapıyoruz. Elbette bu aktif olacak. Elbette bütün gayretimizle ne yapabileceksek yapacağız. O sebepten dolayı efendim siyasete girdim çıktım. Bizde böyle şey yok. Biz buradan çıkamayız. Biz çünkü mükellefiz. Bütün gücümüzle insanlığın saadeti için çalışmaya mecburuz. Bu bizim inancımızın gereği. Girdim çıktım irademize bağlı değil. Bütün gücümüzle vatanımız, milletimiz için çalışmaya mecburuz. Sayın Erdoğan. Buyurun. Şartlar uygun olursa tekrar Saadet Partisi'nde bir liderlik iddianız var mı? Efendim bu birinci soru. İkinci soru da siyasi partiler kanununun 11. maddesine göre bazı suçlardan ceza alanların tekrar bir partiye üye olmaları, milletvekili seçilmeleri veya lider olmalarını engel gibi görülüyor. Bu konuda ki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Biraz önce kanun maddelerini okudum. Bu buyurduklarınız değiştirildi. Yeni okumuş olduğum kanun maddesi diyor ki, başka kanunlar vasıtasıyla şayet siyasi haklara herhangi bir kısıtlama getirilmiş ise bu hakların hepsi iade edilir. Bundan dolayı bundan önceki hükümler ortadan kalkmıştır. O hükümlerin hiçbirinin yürürlüğü yoktur. Dolayısıyla hiçbir siyasi yasak söz konusu değildir. Yeni kanun değişiklikleriyle. Bu sebepten dolayı herhangi bir engel yoktur. Bütün her türlü siyasi haklar iade edilmiştir. Liderlik çok şükür. Liderlik konusu, şartlar uygun olursa tekrar Saadet Partisi liderliğine aday mısınız? Bizim için neferlik ve liderliğin hiçbir farkı yok. Saadet Partisi böyle bir parti. Her zaman biz neferiyiz zaten. Demin dediğim gibi kapının dışına ne yazarsanız yazın.
kurulu başkanlığınız gibi bir konum olacağı söyleniyor. Bu doğru mudur? Bunlar şu günün meselesi değil. Söylediğim gibi kapının dışına ne yazılacağı benim değil. Efendim, güncel gelişmelerle ilgili izinlerse bir sorunuz olabilir mi? Rasmussen'in NATO'ya genel sekreter seçilmesiyle ilgili bir sancılı süreç yaşandı. Önce başbakan ve cumhurbaşkanı, özellikle başbakan, karşı olduklarını açıkladılar. Karikatür krizi dolayısıyla ve Roj TV dolayısıyla. Ama daha sonra Rasmussen ile başbakanın onayıyla, cumhurbaşkanının onayıyla NATO genel sekreteri seçildi. Siz bunu nasıl yorumladınız? Bunu daha önce bir kere açıklamıştık. Sorunun üzerine bir kere daha kısaca açıklayayım. NATO 1990 tarihinde Sovyetlerin dağılması ve komünizmin çökmesi üzerine yapısını değiştirmiştir. Margaret Thatcher'in İskoçya'da yapılan NATO toplantısında söylediği sözleri dikkatle göz önüne bulundurmamız lazım. Ne dedi? Biz NATO'yu Sovyetlere karşı kurmuştuk. Şimdi Sovyetler dağıldı. Öyleyse NATO'yu lav mı edeceğiz? Hayır. Çünkü ideolojisi, düşman olmayan ideoloji yaşayamaz bizim inancımıza göre. Bizim her zaman bir düşmanımız olması lazım. Bugüne kadar Sovyetlerdi. Şimdi Sovyetler ortadan kalktığına göre yeni bir düşmanımız olması lazım. Eğer bu düşman olmasaydı bunu ihdas etmeye mecburduk. Fakat bana lüzum yok, bu düşman vardır. O da İslam'dır. Dedi ve böylece 20. Haçlı Seferi'ni başlattı. NATO şimdi İslam'a karşı kullanılan bir güç haline getirildi onların planlarında. Ve nitekim NATO'da düşman renk kırmızı yerine yeşil kondu ve NATO manevralarında Amerika'da düşman şehirlerin adı Müslüman şehirleri olarak hep kullanılmaya başlandı. Ve gördüğünüz gibi NATO Bosna Hersek'te Müslümanlar hakim olmasın diye çalışmıştır. Afganistan'da Müslümanlar hakim olmasın diye çalışıyor. Böylece onlar kendi maksatlarına NATO'yu kullanıyorlar. Bu maksatlarla kullanırken Rasmussen gibi bir insanı genel sekreter yapmayı uygun gördüler. Rasmussen denilen insan üzerinde konuşmaya lüzum yok. Önce bir defa tabii insanlık bakımından çok büyük suçlar işlemiş bir insan. Fikir hürriyeti adı altında akla hayale gelmedik sözleri söyleyebilen bir insan. Bunlar karşısında elbette böyle bir insanın bizim üye olduğumuz bir NATO'da genel sekreter olmaması lazım gelir idi. AKP bu hususta bu olamaz dedi. Ama ilk defa karşılaşmıyoruz. AKP hangi dediğinde şimdiye kadar durdu? Arkasından adamı yaptılar. Geçen sefer de ifade ettim. İnsan hiç değilse madem ki bu beş hususta söz verdi, bu sözleri yerine getirsin, ondan sonra yapalım demesi lazım gelir. Önce genel sekreter yapıp sonra yapmasını beklemek tecrübesizliktir, çocukluktur. Bu çocukluğu yaptılar. O da tabii hiçbirisini yerine getirmedi ve getirmeyecek. Böylece Türkiye'nin onuru kırılmıştır. Yanlışla gidilmiştir. Ve yanlış bir insan getirilmiştir. Hatalı bir yolda çalışılmaktadır. Bu yanlış bir politikadır. Hocam 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda siz belli başlı parti başkanları televizyonda, radyoda tartışma imkanı bulabiliyordunuz. Oysa son 7 senedir böyle bir imkan bulamıyoruz. Sizce bu noktada Türkiye'de demokrasi yolunda geri mi gitti, ileri mi gitti? Ayrıca bu son durumlar demokratik açıdan seçimlerin meşruluğu açısından nasıl bir manzara arz ediyor? Teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok mühim bir noktaya temas ettiniz. 7-8 sene öncesine kadar hakikaten parti başkanları televizyonlar çıkıp çeşitli memleket meselelerini münakaşa edip görüşlerini ortaya koyuyorlardı. Siz hatırlayacaksınız, biz Sayın Demirel Başbakan iken bilhassa Güneydoğu'da yapılan gayri insani muameleleri dile getirdik ve bunları ortaya koyduk. O toplantılar iki kere, üç kere yapılınca hoşlarına gitmedi. Çünkü yaptıkları hatalar ortaya çıkıyor idi ve cevap veremiyorlardı. Biliyorsunuz trafolar patlıyor dediler.
Yani halk çok dinliyormuş da o dinleme karşısında trafolar düzgün patlıyormuş. Trafoların patlamaması için bu toplantıları kesiyoruz dediler. Halbuki o toplantılar onun için kesilmedi. Hatalar ortaya çıktığı için kesildi. Düşününüz, biz Lice'de halk karların üzerine yatırılmış. Nasıl yatırırsınız dediğimiz zaman valiye telefon etti. Efendim böyle bir şey olmamış dedi. Halbuki oradaki halk biliyor bunun olduğunu. Öbür taraftan şu köyü niçin boşalttınız dedik. Efendim o köy dedi çığ tehlikesinden dolayı boşaltılmış. Halbuki o köye tespit ettirdi ki en yakın daha 30 kilometre uzakta. Bunlar bu şekilde açığa çıktığı zaman bir daha yapamaz oldular. Şimdi de ortaya çıkamazlar. Çünkü milli görüşün önüne durulmaz. Milli görüş haktır. İşbirlikçiler batıldır. Herhangi bir münakaşaya çıktığınız zaman milli görüş hak olduğu için daima üstün gelir ve sizin işbirlikçiliğiniz böylece açığa çıkar, kaybedersiniz. Bir defa milli görüş bu milletin kendisidir. Onlara gelince onlar taklitçidir. Sultan Fatih liberal miydi, ortanın solu muydu? Sayın hocam, bir soru soracağım. Buyurun. Sayın Numan Kurtulmuş'un liderlik profilini ve vizyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seçimlerde oy oranınızı, Saadet Partisi'nin oy oranını ikiye katlamasında nasıl katkıları vardır? Numan Bey, Allah selamet versin, canıyla başıyla çalışan şuurlu bir kardeşimiz. Ancak gördüğünüz gibi 2 milyondan fazla oy almıştır Saadet Partisi. Saadet Partisi'nin bütün mensupları, oy verenleri aynı şekilde bu davaya inanmışlardı. Saadet Partisi bir partilerden bir tanesi değildi. Saadet Partisi'ne çalışan her şirket, Numan Bey kardeşimiz dahil olmak üzere, ibadet aşkıyla çalışmaktadır. Sayın hocam, aynı resimde bir sorumuzu alabiliriz. Buyurun. Efendim, ABD Devlet Başkanı Obama Türkiye'ye geldi gitti. Bir insan olarak nasıl değerlendirdiniz? Gerçi siz görüşmediniz ama hani basından izlediğiniz kadarıyla. İkincisi, verdiği mesajlar çok tartışıldı. Sizce rahatlatıcı mıydı mesajlar, rahatsız edici miydi? O konuda hiç şüphesiz ki rahatsız ediciydi. Kaldı ki Amerika'daki yönetim ırkçı emperyalizmin kontrolü altındadır. Onun etrafındaki bütün staffı ırkçı emperyalistlerden meydana gelmiştir. Söylediği sözlere baktığınız zaman ruhban okulunu açın. Ermeni soykırımını tanıyın. İran atom bombası yapmasın. Bütün bunların hepsi zaten bilinen Amerikan politikasıdır. Bu sebepten dolayıdır ki yapmış olduğu şey sadece güler yüz göstermek, elini Tayyip Bey'in omzuna atmak. Bunlar çocukça hareketler. Ama özüne baktığınız zaman bildiğimiz ırkçı emperyalizmin planlarında herhangi bir değişiklik yok. Biz bunlara aldanamayız. Arkalarına düşemeyiz. Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Biz yeni bir dünya kurmaya mecburuz. Ecdadımız gibi. Onun için tarih derslerimize çok önem vermek mecburiyetindeyiz. Her zaman söylüyorum. Bak Almanya'da Mülheim şehrinin nerenin elinin kenarında bir tarafında Almanlar, bir tarafında Fransızlar var idi 2 asır önce. Almanlar üzüm bağı dikiyorlar, Fransızlar gelip üzümler olunca toplayıp götürüyorlar idi. Bunlara karşı koyamıyorlardı. Ne yaptılar Almanlar? Bu üzümlerini Fransızlar almasın diye dünyanın hakimi, hakkın adaletin koruyucusu Osmanlı Padişah'a müracaat ettiler. Bunu Başbakanlık arşivindeki kayıtlardan söylüyorum size. Bu müracaat üzerine ne dediler? Dediler ki efendim bize asker gönderin. Almanlar üzümlerimizi alıyor, aç kalmayalım. Osmanlı Padişahı ne dedi onlara? Dedi ki bu söylediğiniz olay için size asker göndermenize lüzum yok. Ben size 3 çuval Osmanlı askeri elbisesi gönderiyorum. Bunları sizin insanlarınıza giydirin, ortada gösterin yeter. Giydirdiler. Fransızlar geldi bir de baktı ki buraya Osmanlılar gelmiş. Osmanlı'yla savaşılmaz. Geri gitmekle kalmadılar. Ren nehrine civar olan bütün köylerini de boşalttılar. Ya Osmanlılar bir mukabil hücuma geçerse diye. Şimdi her sene yıl dönümünde karnaval kutlanıyor Mülheim'de. Ve o göndermiş olan elbiselerin hepsi de Karslo'daki müzede insanlara gösteriliyor.
Ne anlatıyorum ben? Daha iki asır evvel, en parlak dönemlerimizde değil, hatta Osmanlı'nın yavaş yavaş gerileme başladığı bir dönemde dahi askerimize lüzum yok, elbisesi kâfi geliyor idi. Biz böyle bir milletiz. Şimdi bu milletin gelip de böyle bu kabil propagandalarla Obama gelmiş, mecliste konuşmuş, şuraya gitmiş, buraya elini kaldırmış, ayağını kaldırmış. Ne bunlar ya? Bu millete yakışır mı bu? Bizim Sultan Aziz'imiz Paris'e gittiği zaman 14 tane Avrupalı kral ayağını değil, üzengisini öpmek için sıraya girdiler. Niçin padişahımızın ayağını öpemezlerdi? Çünkü padişahımızın ayağı abdestliydi. Onların ağızları içkiliydi, öptürmezdi de onun için. Tarihimizi çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Obama kimmiş, neymiş? Irkçı emperyalizm düzeninin koruyucusu. Parisi kapitalizmin düzenleyicisi. Hayır gelmez. Ve illa yeni bir dünya kurulacak, ecdadımız gibi adil düzen kurulacak. Onların da hakkını biz vereceğiz. Bugün sömürülen Amerikan halkının hakkını biz vereceğiz. Öyle bir dünyadayız ki Amerika'daki bir süpermarkete giden bir Amerikalı bir mal satın alıyor değil mi? Almış olduğu malın üçte biri faizdir. Bu döneşip ırkçılaşmaya gidiyor. Üçte biri haksız vergidir. Devlet alıyor yarısını yine ırkçı emperyalizme veriyor. Alışverişin yarısı ırkçı emperyalizme ödeniyor. Dünyanın her yerinde. Böyle bir düzen bugün Afrika'da 100 milyon çocuğun açlıktan ölmesine sebep oluyor. İnsanlar tedavi göremiyor, okuyamıyor. İnsanlık hali perişandır. Bu duruma karşı mutlaka bir an evvel ecdadımızın yaptığı gibi yeni bir dünya kurmak mecburiyeti vardır. İşte bu gördüğünüz şekil, harita ve bu hamleler bunun için yapılıyor. Sadece mesele bir seçim kazanmak değil, Türkiye'yi ve insanlığı kurtarma meselesi. Bu ancak adil bir düzenle olur. Ne komünizmle ne de kapitalizmle olmaz. Komünizm ve kapitalizm ikiz kardeştir. Ezen ezilen düzenidir. Birinde devlet ezer, öbüründe sermaye ezer. Dolayısıyla bunlardan hayır gelmez. Bak şimdi papalık asırlar boyu faize karşıydı. Şimdi geliyor rabıtaya. İslam Rabıta Teşkilatı'na müracaat ediyor. Diyor ki tabağlarımız bize diyor ki siz asırlardan beri faize karşıydınız. Şimdi komünizm çökünce faiz efendi mi oldu? Tabağımız bize soruyor. Faize karşıydınız. Komünizm de yıkıldı. Öyleyse biz ne yapacağız? Cevap veremiyoruz. Bir adil düzenin kurulması lazım. Bizim dini temellerimizde bunlara ait açıklama yok. Fakat Müslümanlık bunun esaslarını vaaz etmiş. Bize yol gösterin. Bu adil düzeni beraberce kuralım diyor. Kim? Papalık. Niçin? Bu böyle devam etmez. Aynen komünizm gibi kapitalizm de çökmeye mecburdur. Çünkü kapitalizm bir sömürü düzenidir. İnsanları sömüren bir düzendir. Ve fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapmak suretiyle insanlığı felakete sürükleyen bir düzendir. Bu sebepten dolayıdır ki gerek Türkiye için gerek bütün insanlık için milli görüşün bir an evvel iktidara gelerek yeni bir dünya kurmasından başka bir çare yok. Sayın Erbakan, Sayın Başbakanımıza ve daha önce siyaset yapan ve hala AKP'de bunlar eski yol arkadaşlarımıza bir mesajınız olacak. Evet. Efendim, ilk olarak şunu da ekleyebilir miyim? Süre geçirdiniz siyasi yasaklı olarak. Bu süre içinde bir muhasebe yaptınız mı acaba? Bir dönemde bir çalışma arkadaşları ki bunlardan bir de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Bir kırgınlığınız var mı? Çünkü AK Parti'nin politikalarını değiştiriyorsunuz. AK Parti'nin, AK Parti'deki kardeşlerimiz bizim evlatlarımız. Biz onların şahıslarına karşı her zamanki sevgimizi aynen muhafaza ediyoruz. Onlar da bize olan sevgilerini muhafaza ettiklerini biliyorum ve söylüyorlar. Bizim tenkitlerimiz politikaların yanlışıdır. Bir babanın hata yapan evladını ikazıdır bizim yaptığımız iş. Evladım şu işki yerine gitme. Şu kumarhaneye gitme. Nasıl baba evladına böyle tembih ederse biz de onlara
sakın şu kapitalizmin peşine gitmeyin, işbirlikçilik yapmayın diye bir baba şefkatiyle bunları söylüyoruz. Ve eninde sonunda bu yanlış politikalar bırakarak yuvaya döneceklerdir. Bu böyle gitmez. Bugünkü ekonomik krizi bu tuttukları yoldan önleyemezler. İşsizliği önleyemezler. Türkiye'nin temel meselelerinde bu meseleleri bu politikalarla çözemezler. Mutlaka yuvaya dönecekler. Yeniden milli görüş gömleğini giyecekler. O gömleği çıkarttığınız zaman işte haliniz böyle olur. 15 milyon işsiz olursunuz. İnsanların 1/4'ü açlık sınırının altında olur. Ve böylece krizlerin içerisinde kıvranır durursunuz. Millet kan ağlar ve kredi kartlarının içerisinde boğulur kalır. Sayın hocam, yeniden milli görüş gömleğini giyecekler diyorsunuz ama mesela son seçimlerde partinizin bir açılımı söz konusuydu. Mesela daha önce hiç görünmeyen Saadet Partisi'nden başı açık hanımlar belediye başkan adayı olarak gösterildi. Siz bunları nasıl yorumladınız? Çok tabii biz insanların hiç kimsesine baskı yapmaya taraftar değiliz. Türkiye bir büyük ülkedir. Bu ülkenin içerisinde başı açık hanım kardeşlerimiz de var. Bu kardeşlerimizi biz dışlayamayız. Bunları da böylece camiamızın içerisine almak üzere bu adımlar atılmıştır. İsabetli adımlardır. Biz 75 milyonun hepsini temsil ediyoruz. Tarihiyle, inancıyla, kimliğiyle. Diğer partilerden temel farkımız buradadır. O partiler tarihten bahsedemez. İnançtan bahsedemez. Kimlikten bahsedemez. Kökü olmayan mantar gibidirler. Dokunduğun zaman koparlar. Niçin? Tarih dediğiniz zaman tarih milli görüş. İnanç dediğiniz zaman inanç milli görüş. Bunları bırakıp batı taklitçiliğine kalkıştığınız zaman köksüz mantardan başka bir şey olamazsınız. Bu yol yürümez. Bu çıkmaz yoldur. Aslımıza, özümüze dönüp tarih boyunca insanlığa yaptığımız hizmetleri yeniden yapmaktan başka çıkar yol yoktur. Sayın Erol, bu konuda bu yönde sorular soruldu, siz de cevaplar verdiniz ancak yine de müfem noktalar kaldığını düşünerek tekrar soruyorum. Sizin partiye dönüşünüzle Numan Bey'le sizin konumunuz nasıl olacak? Bunu tam olarak hepimiz neferiz şeklinde değil de Numan Bey alabilir miyiz? Alırsınız. Numan Bey'im benim evladım ve kardeşimdir. Yani genel başkan mı olacaksınız, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı mı olacaksınız, yoksa Milli Bunu, Görüş'ün manevi lideri olarak mı hizmet edeceksiniz? Net olarak kafanızda ne var? Deminden beri kaç defa söyledim. Kafamı bunlarla yormuyorum. Kapının dışında ne yazarsa yazsam mühim değil, kalbimizin içindeki mühimdir. Kalbinizin içinde mi? Kalbimizin içinde mi? Yani kamuoyu net cevap. Demek ki net cevap almamanızda hayır var. Peki efendim, Numan Kurtuluş bizim liderimizdir diyebilir misiniz? Efendim? Numan Kurtuluş Saadet Partisi'nin genel başkanıdır. Herhalde sorular bitti hocam. Evet, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Allah milletimize insanlar saadet versin. Çok önemli bir konuyu haber vermek istiyorum. Belki demin haber vermişlerdir. İran dini lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Ahmet Necat, eski Cumhurbaşkanı Rafsanjani ile beraber onların vaki davetleri üzerine bir görüşme üzere seyahatimiz olacak. İnşallah yarın saat 2:30'da bu usta ayrıca bir basın toplantısı daha yapacağız. Hepinize haber veriyoruz. Yarın saat 2:30'da İlci Otel'de. Hareketimiz cumartesi günü akşamleyin. Yani yarın akşam gece. Direkt uçak geceleyin var.
aldığından beri Michel aldığından bağlanıyor.